Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Murat mutfağa girdi. Bugün bize çok lezzetli, uzun zamandır. Niye öyle baktın ya? Güzel anlatıyorum, ballandıra. Ya bu çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu tarif. Anneanne, rahmetli anneanne çok yapardı. Fırında tavuk patates ama davul fırındaki lezzet bambaşka oluyor. Biz de davul fırını çıkarttık ortaya. Davul fırında yapacağız bu lezzeti. Ne yapacağız Murat? Fırında tavuk patates yapacağız. İncik var şöyle. Evet. 6 parça mı, 5 parça mı ne? Bir de patates doğruyoruz. Yanına salata falan gerek olur mu? Ben istemiyorum ya. Tamam. Aramıyorum yani. Kış aylarında salata çok aramıyorum. Zaten salatayla çok aram yok. Tamam o zaman. Sadece fırında tavuklu patates yapacağız. Evet. Yağ koymayacağız ekstradan. Derileriyle birlikte pişireceğiz. O derileri böyle tepsiye yayılıyor ya. O patateslerle buluşuyor. Öyle bir lezzet şöleni çıkıyor ki ortaya, anlatamam. Ağzımızın sularını akıttın. Evet. Şimdi soğan da doğradım. Soydum ben orada. Ön hazırlığı yaptım. Şimdi Murat soyma, tepsiye koyma, o işleri yapıyor. Bu arada bir de arkadaşlar, bu Murat'ın hırkasını çok soran oldu. Link verdim. Kaç kişi aldı bizden sonra? Biz şimdi 300 TL mi neydi biz aldığımızda, ama altına kupon tanımlanmış. Kuponla birlikte 256 TL mi öyle bir şeye geliyor. Altında kuponları oluyor, böyle dönem dönem indirim günleri bir şeyler oluyor işte. O şekilde üstü böyle yumuşacık. Çok güzel, o anında ısıtıyor. Anında değil mi? Aslında pahalı mı? Evet pahalı, ama artık zaten 250 liradan aşağı doğru yumuşak. Hayır hayır, yok yok. Yani. Esvaki'ye bile gidiyoruz. Pahalı ama yani her ceket şey gibi. Yani. Her şey her pahalı. Şey. Ya bir eşofman Ali'ye bakıyorum. Dümdüz tişört 150 lira ya. Hı-hı. Ali'ye bir eşofman bakıyorum. En ucuzları 90 lira, içi polarlı. Pazarda. Yok, pazarda değil. Sivak 2'de de mesela. Ama benim sevdiklerim, benim beğendiğim kaliteler 120 TL'den başlıyor. Aynen. Yani orada bir parça bile o kadarken 300 TL bir gömleğe, ceket tarzı bir de gömlek. Kapşonlu mapşonlu böyle. Mesela tişörtle tek giy çık yani. O kadar güzel. Murat da giyiyor böyle hırka niyetine. Üşüdüm şimdi, akşam oldu. İçinde de tişört olunca, evet, bir de birazcık böyle bayağı bir dedik ki geç yapalım bu akşam. Havada karardı. Lezzetli olduğu için çok dedik ki bu böyle karnın çok açken güzel tadını çıkara çıkara yediğimiz bir yemek. O yüzden aynen. Dün de spagetti yedik. Sanki bu kadar patates yetecek gibi ama. Yap bol bol, kalırsa da okuldan döndü mü Ali yiyor patates. Kalınca. Bak, kalan yemeği yiyor. Dünden de spagetti. Çok seviyor ya. Geçen ciğer yaptık. Sabahleyin kalkmış ciğeri yemiş valla. Başka çocuk olsa hayatta yediremeyiz. Maşallah var Ali'nin o kadar. Aynen bak şimdi. Soğuk muğuk hiç dememiş yani. Yok yok. Okuldan geldi, spagetti yedi. Kalan yani spagetti. Neyse de mesela böyle ciğerin tadı sabah sıcak olduğu gibi olmuyor yani. Aynen doğru diyorsun. Ispanaklı börek ciğer yedi o gün. Maşallah iştah var. Ayırt etmiyor adam. Aynen öyle. Seviyor ya. Yemek olsun da karın doyurmaya bakıyor yani. Öyle aramıyor çok fazla bir şey. Bir de şey diyecektim ya. İşte kalan yemekleri yiyorlar. Bak bir önceki gün pirinç pilavıyla şey yediler. Yine ezan okunuyor akşam yemeği için. Aynen öyle. Ramazan'a hazırlık. Güzel denk geliyor. Hep bize böyle denk geliyor zaten. Murat okuldan gelirken tazecik ekmek de almış valla. Bu Besaş ekmeği. Arkadaş demiş ki patatesli oluyor. Emineciğim onlar demiş. O yüzden demiş öyle lezzetli oluyor demiş. Patates katılıyormuş içine. Doğru. Ben bilmiyordum. Ya yavan bile gidiyor ekmek ya. Hele tazeyken o kadar güzel ki. Değil mi? Çok seviyoruz. Ben böyle lavabonun için hiç patates koymazdım. Emine'den alıştım vallahi ben de. Hep kötü alışkanlıklar kötü benden. Alışkanlıklar market benden. Alışverişte hep abur cuburlar Murat'ın. Ona geçen kızmışlar. Almasın diye uğraşıyorum ama alınca da tabii ki de ortak yiyoruz. Alıyorsunuz ama evet aynen öyle, almasın diye, ama ben markette ona neler ediyorum, söylesin kendi ağzıyla. Ya öyle de niye söyleyeceğim aynı şeyi, abur cubur yok o alışverişte, ben kabul etmiyorum. Ya iki çize aldı, burçak bisküvi. Yani abur cubur mu? Jelibonlar mı almışız, şey cipsler mi almışız, böyle i̇şte. Değişik şeyler mi almışız? Ya bisküviyi çok şey saymıyor Murat ya. Sağlıklı olarak görüyor. Sağlıklı. Yani bisküvi
diye bana da kızmışlar çok. İşte adam bütün sağlıksız abur cuburlar Emine'ye almadı, Murat aldı falan filan yapmışlar da öyle gerçekten. Bak marketin içinde Murat onlara yöneliyor ya. Ben hiç bakmıyorum, direkt çıkıyorum oradan. Ben işte başka şeyler, bakliyat bölümü olur, soslar, turşular ya da bir süt ürünleri, tavuk bölümü, hani böyle o tarz şeylere bakıyorum. Murat da tam tersi. Öyle bisküvi tarzı şeyler, çünkü hep istiyor böyle. Hani evde çayın kahvenin yanına hep böyle şey istiyor, atıştırmaya bir şeyler istiyor. İstiyorum. Getir tepsimizi bakalım. Arkamda tepsi, yıkadım tepsiyi de. Davul fırını da hazırladım, ben şimdi göstereyim onu da size. Şöyle gidelim davul fırınımızın yanına. O tepsiye hepsini böyle elma dilim ister, halka ya da. Ne şekil yapacaksın? U şekli. Yok, sen değişik şekiller yapıyorsun ya, onun için sordum. Bilmiyorum, şimdi vallahi. Hiç kafamda şu elime nasıl geliyor? Seni keseceğim şimdi. Şimdi patates kızartması gibi çubuk çubuk yapma da parçalanmasın. Tamam. Şurada davul fırında, balkonda. Açalım balkonumuzun ışığını. Burada hazırda bekliyor bakın arkadaşlar. Prizimiz de hemen burada var böyle. Burada pişireceğiz şimdi, mis gibi olacak. Balkonu da ısıtır. He, şuradaki cam kapıyı kapatırsam balkon da ısınır Murat. Yok yok, yani ısınır, soğuk ya. Burası mesela şu an 17 derece vardır değil mi balkon? Yok mudur? Kaç derece? 17. Evet, daha kar yağdığı için bugün birazcık serin olabilir. Evet, bakalım. Gir kızım içeriye. Hayır 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 hayır, soğuk. Soğuk. Şurada şöyle çok mu büyük? Vallahi güzel oluyor. Ben çok seviyorum da. Sen birazcık parmak dilim. Murat gene poşetin üstüne doğramış be patatesleri. Evet. Öyle söylendin ettin ama. He? Hiç doğramam ama Emine'den öğrendim falan filan dedin ama. Birazcık gömeyim dedim seni. Aa, olur mu öyle şey? Seni bir linç etsinler de aklıma başına gelsin. Ne kadar fenasın. Vallahi insan böyle karısına fenalık düşünür mü? Bakın burada poşet varmış. Poşetin üzerine yapmış. Onun için poşetle alacağım ben. Atacağım çöpe. Ay, soğan da koyalım. Bunları ortadan ikiye böl. Ben öyle soğan yapıyorum ya, Murat'ın da hoşuna gitmeye başladı. O da yiyor arkadaşlar. Vallahi içimizden bir Antep çıkıyor, bir Urfa. Antep, Urfa, o lezzetleri seviyoruz yani, değil mi? Sevilmez mi ya? Keşke gidip bir de orada yerinde yemişsek ama. Ay, değil mi? Olmuyor. Nerede o günler? Zor. Emine'nin abisi gitti şu an Urfa'da. Evet. Ciğerleri, miğerleri götürüyorlar. Oh, vallahi tepside kebaplar, patlıcan kebapları, kahvaltıda ciğer dürümler, artık neler götürüyorlardır vallahi, ne güzel. Lezzetin şeyi, lezzetin noktası. Ay, ah. Şaka yaptın. Ya Murat ya. Çok fenasın bak. Bir gün böyle şaka yapacaksın. Umursamayacağım aynı yazlıktaki gibi. Yazlıktaki ya, of, çok kötüydü. Şakır şakır bütün evi kan yaptı. Çocukların oyuncağını açayım derken arkadaşlar, bıçağı bir soktum elime, bir çıkarttım. Hani filmlerde olur ya böyle. Böyle sıçrıyor, sıçrıyor kan. Ama o günde ben ne kadar sakin, şaşkındım. Ne diyorum, bir peçete bir şey ver diyorum, hiç umurumda değil. Ne ben oldu? De panik yaptım. Ben de şoka girdim. Soğukkanlı, evin soğukkanlısı benim. Ne oldu? Kanlı şaka yaptı ya. Şey gibi, fıskiye gibi. Şaka yaptı oğlum, şaka. Oyuncağı açarken elim nasıl kanamıştı? Ay, korktu çocuk. Şaka yaptık oğlum. Şimdi tavukları da koyalım mı üstüne? Hepsini bir harmanlayalım sonra. Tuz kekik. Sadece tuz kekik. Sen? Tuz kekik? Baharat hiç koymayalım. Ya tuz kekik işte istiyorum. Ben sarımsağı böyle hani şeyle koyuyorlar ya, yıkayıp da. Sonra onlar pıt pıt çıkıyor böyle fırınlanınca. Közlenmiş gibi çok lezzetli oluyor. Öyle yapalım istersen. Murat dikkat et ne olursun şu eline ya. Ya korkma sen de o kadar. Ya var ya. Çok böyle sanki şey yapıyorsun. Birinin elinde bıçak bir şey varken ben böyle tedirgin oluyorum. Kendi i̇şte elimde hiç. Sen
araba kullanırken de ben böyle alıyorum. Ya diken üstünde. Aynen öyle. Aşk diken olsun. Üstünde. O yüzden işte cesaret edemiyorum. Hele son kazalardan sonra benim artık bitti. Hayale dönüştü aynen galiba. Canım, hiç öyle düşünme. Ne vallahi olsun. Ben öyle düşünüyorum adamlarım var ya. Adamlarım gitti işte bak. Mahkemede uğraşacağım duracaksın şimdi. İşte vermezse vermez. Şimdi hiç cesaret edemiyorum. Ben böyle içi, içimde korku kaldı benim. İki kere vurunca eyvah dedim. Ben de böyle olursam şimdi ne yaparım dedim. Çocuklarla mocuklarla. Ya böyle şey yapmam lazım. Şimdi biliyorsun ama pratik. Anladın mı? Hani ileri geri hemen vitesi geçirmeler böyle. Durduracaksın. Ha, durduracağım, yanaşacağım, ineceğim. Bir daha bin, bir daha sür. O cadde bu cadde böyle yapmadığım için. Dümdüz yol git okula gel eve. Git okula gel eve. Hani yapamıyor insan. Yapmıyoruz da açıkçası. Pratiğini şeyini yapmıyoruz. Farkında mısın? Bizimkinler coştu. Biz burada video çekiyoruz ya. Aynen öyle. Bak bak nasıl kikir kikirler. Fırsat bu fırsat diye. Aynen öyle. Soğanları erken doğrattın bana yine. O bir şey olmaz ki. Benim gözlerim çok çabuk etkileniyor. Aa, yazık. Ay güneş battı gitti. Akşam oldu. Bir gün daha bitti işte. Yavaş. Evet ben biraz da sarımsak çıkarttım arkadaşlar. Şimdi burada da salçalı sos. Şöyle göstereyim. Birazcık salça. Biraz da ne var orada? Tuz koymuyorum hiç. Koyayım mı biraz? Koy ya. İçeri işlesin güzel olur. Salça biraz tuzlu ya. Şimdi hemen fırına süreceğiz. Bir 30-40 dakikaya hazır olur. Ali açtın mı televizyonu? Kekik koyalım. Şimdi sosumuzda neler var? Şöyle birazcık kekik. Kekikle güzel oluyor bu. Ondan sonra tuz. Tuzu bunları koyalım. Onları da soyacağım. Patlatacağım mı? Patlatıp şey yapalım. Ben yapayım mı? Heh, bıçağı elimden aldın. Kavga çıkar diyorlar. Küçük ama bu bıçak ya. Olsun açılıyor öyle de. Açılıyor mu bununla da? Tabii tabii ben denedim çok onlarla. Kaldırıyorum bunları. Sarımsak tozu koymuyorum. Direkt sarımsağı ekliyorum burada. Böyle bütün bütün atıyorum bunları. Patates çok ama arkadaşlar şimdi çocuklar çok seviyor. Bir de dediğim gibi yarına da kaldı mı gidiyor bizim evde yani. Yeniliyor o yüzden. Şimdi o kadar kişi o kadar ne yaptınız emin edin falan demeyin. Bir de bir tek bunu yapacağım. Yanına bir yoğurt koyacağım. Öyle. Başka bir şey yapmayacağım yani. Ne pirinç pilavı ne salata bir şey yapmayacağım. Şöyle şeyleri de yapıyoruz. Şimdi bu tavuğun derileri zaten ne olacak? Eriyecek. O yüzden yağ da eklemiyorum hiç. Eridi mi tavanın dibinde kalacak o. Yağı şöyle iyice karıştırdık. Murat'la sarımsakları. Bunlar da bu fırında iyice pişecek şimdi. Şey yapmayalım bunları. Çizmeyelim mi hiç? Yani gerek yok. İstiyor musun? Şöyle üstünden. Şöyle üzerinden iki çizik attım tavukların. Bunlar şey galiba ya. Yani incik diye aldık da bunlar. Kalçalı but mu? Yok kalçalı but değil de but. Butun açılmış hali. Ama çok lezzetli oluyor bak butun açılmış halde. Aç oğlum televizyondan aç. Ali. Bunları koymayasam mı? Çok geldi sarımsak. Koy koy ben çok seviyorum. Vallahi. Hatta biber bile koyacağım şimdi. Ya ben böyle etten çok böyle sebzeleri çok yiyorum mesela. Soğandır, biberdir. Anladın mı? Fark ediyorsun zaten sen hep yemeklerde. Evet. Hep diyorum ondan yemedim. Bundan... Ya bana daha tatlı geliyor. Niye öyle bilmiyorum. Şimdi ablamların da köyünde mangal yaktık ya. Orada o biberlerden var ya. Öyle yedim öyle yedim ki doya doya.
O mangaldaki biber başka lezzetli oluyor. Ya sebze seviyorum yani, patatestir. Al bunları da diz üstüne. Çevirsek derileri akar. Tamamen kızarmış olur. Evet, üzerine güzelce döşüyor şimdi tavukları. İyi güzel patatesler de, elma dilim patates, soğan, sarımsak. Kaç parçamış tavuk? 2, 4, 6 parça. Bu da böyle havada ortada dursun. Tamam. Tepsi küçük geldi sanki, değil mi? Tepsi küçük geldi. Hadi malzeme şey. Sosumuz da 1,5 litre. Ya Murat ya. Sosun içinde de tuz, kekik, salça var. Ocağın düğmelerine böyle güzel döktüre döktüre. Sosumuzu da döktük. Hadi şimdi double fırına gönderelim bakalım. Ne kadar iştah kabartıcı değil mi? Yapmayan yoktur bu tarifi herhalde. Yoktur. Bunu nasıl gözden kaçırmışız? Hadi gel şimdi fırının yolunu tutalım biz. Yık ellerini. Şey yapacak, böyle bulacaktım da bulanacak. Oo, hiç o lezzeti öyle geçiyor ki ona. Harmanlamaya bile gerek kalmıyor. Gör bak şimdi nasıl olacak. Ey maşallah. Evet. Şimdi double fırınımıza. Ellerin ıslak değil değil mi? Derecesini falan dikkat et. Islak benim. O kısmını sen yaparsan. Şimdi. Kapağını kapatıver o zaman. Sen, ben derecesini ayarlayayım. Evet, tepeden böyle göreceğiz. Pişti mi, pişmedi mi? Şöyle fişe takalım. Oldu galiba. Aa, açıldı zaten. 250 derecedeymiş zaten. Şu, çok değil mi? Şu ayarlar ne, onları hiç bilmiyorum işte. Alt üst galiba şu. Hem altı hem üstü kızarsın. Ha yok, alt üst böyleymiş. Böyle tek altmış. Tamam, burada alt üst ışıklar yandığına göre. 250 çoksa 200'e alalım. Ben 180'de 200'de falan başlayalım bence. Tamam. Hadi bakalım. 200'de başladık. Çıktıktan sonra göreceğiz bakalım nasıl olmuş. Bir de külleri. Ay ne güzel değil mi güneş? Evet, ama perdenin arkasına çekti. Evet. Çok güzel. Kıpkırmızı. Ay sanki karpostal gibi ya. Görüyor musun gökyüzün güzelliğini? O bulutların güzelliği. Kaç ton var? Murat hemen üşüttü. Yok, perdeye dokununca ben... Hiç gelmiyor bana perdeler. O yüzden biz perde takmıyoruz. Bir kere daha söylemiş olalım. Aynen öyle. Hadi şimdi... Anlamış, perdeymiş böyle. Aman 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 aman. Bize gelmiyor. Ben şimdi buraları toparlayayım. Sonra görüşürüz bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tabaklara yoğurtları da koydum. Ilınsınlar. Orada kaldı. Unuttuk koymayı. Şimdi bazı arkadaşlar demiş ki Emine biber görünce hep sen aklıma geliyorsun demişler. Allah razı olsun. Çok seviyorum. Kahvaltıda, akşam yemeğinde, öğlen ya da böyle içim kıyıldı mı ekmeğin içine böyle bir parça böyle biber atayım yiyeyim. Beyaz peynir falan olunca yanında daha da böyle lezzetli oluyor. Tadına doyulmuyor o zaman hepten. Ama onun dışında yani hep yerim. Hep çok seviyorum ya. O kadar seviyorum yani. Şu biberi. Allah nasıl güzel şeyler yaratmış. Şimdi ekmeğimi de doğrayayım. Dilim dilim yapalım ekmeği de. Bu besaş ekmeği dilim yapınca daha iyi oluyor. Şimdi normal bakkal ekmeğini kırıyorsunuz. Koparıyorsunuz. Ama bu besaşta dilim oldu mu daha iyi oluyor. Bu ekmeğin tanesi 4,75 arkadaşlar. Her yerde var mı bilmiyorum. İşte ablamın olduğu bölgede şey varmış, halk ekmek varmış, çok uyguna. Aynı bu besaş ekmek gibi. Onlara gittiğimde yedim. Ben dedim besaş burada da var mı dedim hani yakınlarda. O dedi bu halk ekmek dedi.
Her şehirde var mı bilmiyorum. Bu doyurucu oluyor en azından. Diğer fırın ekmekleri gibi böyle şey, market ekmeği gibi içi boş boş olmuyor. Ya o fırın ekmekleri çıtır çıtır mesela, bir taneyi kahvaltıda bitirirsin. Öyle yumuşak, ama bunda öyle olmuyor işte. Gramaj olarak da tabii birazcık ağır ama içi de böyle dolu dolu. Çok güzel. Patates katıyor demiş ya bir arkadaş. Doğrudur. Ondan belki de böyle. Lezzeti falan çok güzel. Böyle dilimlenmiş Ali'ye beslenme de böyle dilim koyuyorum. Hem hazırda olsun işte böyle dilimlenmiş. Biraz çıkmaya yakın biberle şu sarımsağı ekleyeceğim üzerine. Bu da kalmış dışarıda ama şimdi açmayayım. Hiç sıcaklığı anca oturmuştur fırının. Birazcık geçsin. Kontrol için açtığımda biberleri de ekleyeceğim üzerine. Tamam. Şimdi bunları koyalım poşete. Şuraları da temizleyelim. Artık yemeğimizin pişmesini bekleyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişmeye başlamış. Bir kontrol edelim bakalım. Açalım. Çok sıcak. Dur bakalım şimdi. Ne durumda? Hadi bismillah. Oh. Patatesler kızarmaya başlamış bile. Hiç şey yapmayalım vallahi, ağır da zaten. Şöyle bir çevirelim. Eşit orantılı pişiriyor aslında ama şu biberleri de kenarından şöyle göndereyim. Soğanlar falan böyle. Hadi bakalım, şurayı da kapatsak daha mı iyi olur? Bunda vidası ile şey oluyor ya. Çıkıyor vidası. Çorbamız hazır. Ya niye öyle diyorsun? Böyle sosuna ekmek banarken iyi, çorbamız hazır diyor şimdi de. Arkadaşlar birazcık sulu sosunu fazla kaçırmışım ben. Ama olsun, patatesler şimdi durunca çeker aslında o suyu ama bir de ekmek banması güzel oluyor bu sosa. Murat'a dedim ki tabağa alayım dedim şöyle tabaklara. Bandes, bandes. Hayır dedi. O direkt tepsiden dedi. Ne tabağı dedi. Murat, ona çok sağlam bilek lazım. Ben biberlerim közlenince hemen kaldırdım. Haydi gidelim içeri. Çocuklar yoldan çekilsin de. Bize afiyet olsun o zaman arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık. Çok güzel görünüyor gerçekten. Bir dahakine de salçasız olanını deneyeceğiz bakalım. Haydi bakalım. Ay, bileğine koy. Yoğurt kaldı bir tane. Arkadaşlar akşam yemeğimizi yedik. Elhamdülillah çok seni lezzetli. Süpürdük. Aynen öyle. O kadar lezzetli olmuş ki bayıldım. Elhamdülillah, Rabbim olmayanlara da versin. Amin inşallah. Fazla yaptığımızın farkındaydık ama bilerek fazla yaptık. Yarın Ali bunları gerek sabah kahvaltısında gerek okuldan geldiği zaman evet götürecek. Bir gün önce yemeği oldu mu iyi oluyor böyle. Aynen. Şimdi çayı da koyduk ocağa. Çayımız da oluyor. O tabak temiz orada. Şey olmadı çünkü. Koymadık, böyle direkt tavadan yedik. Suyu da, suyu fazla dedik ama yendi var ya. Bandıra bandıra herkes taze içki ekmeklerle. Şimdi Ali diyor ki işte anne sabah koy. Anne okuldan gelince yiyeyim falan filan. Ona okuldan gelince yemesi için şöyle bir saklama kabına koyacağım bunu. Tabii o fazla gelir. Gene ucundan Zeynep de yer. İkisi bir küçük şey, saklı tavayı bakayım nerede. Buradaymış. Teşunun içine koydum mu çocuklar yer yere bunu. Bizde bir şey ziyan olmaz. Allah olmayanları da versin inşallah. Tek çeşit böyle yetti işte. Karın doyurmak değil mi? Bir tabakla da doyuyorsun. Çeşit çeşit yemeklerle de, bir çeşitle de doyuyor insanın karnı. Çeşit çeşit de. Hele ki şu zamanlarda böyle israfa karşı olalım. Yani hep dikkat edenler vardır illaki ama bizde bir şey ziyan olmuyor.
Yeniyor valla. Çocuk olunca yeniyor. Yalnız da olsaydık Murat'tan azar azar yapardık. Gene de ziyan olmazdı yani bir şey. Tamam böyle. Şu sosunu da koysak mı? Birazcık kaldı sosa. Tavuklar bitti. Maşallah Zeynep de bir güzel yedi var ya. Yavrum o kadar acıkmış. Böyle aç karnı oldu mu çok güzel yiyorlar onu fark ettim. Bayağı bir geçe kaldı. Yatsılık yemeği gibi oldu resmen bu. Ramazan. Yok normalde kimi yörelerde yatsılık yemeği diye bir şey varmış. Böyle yatsıda öyle yemek yaparlarmış yerlermiş biliyor musun? Çok ilginç. Birazcık işim var böyle. Şurada tepsiler falan yıkanacak. Sineği temizleyeceğim. Yoğurtları da yedik. Son birazcık kaldı bir kasesini Ali, bir kasesini ben. Temizledik değil mi? Anne bu şey mi? Normal su. Evet anne hiç. Şimdi bulaşık makinem de boş arkadaşlar. Bulaşık makinem boş olduğu için bu akşam bulaşıkları elde yıkayacağım. Çoğunlukla böyle yıkarım ederim de elde. Ama bir de makine tabletim yok. Onu unuttum size söylemeye. Bulaşık makinesi tabletim de yok. Hatta ben Arap sabunuyla yıkadım. Şöyle sinimizi güzelce köpürte köpürte yıkayalım. İyi oluyor vallahi sini. İçeride yiyoruz. Sofra olsa sofrayı kurarız. Sini olunca böyle direkt masaya oturtturuyorum. Çocukların küçük sandalyelere. Zeynep'i zaten Murat'la ikimiz ortamıza alıyoruz. Bir ben bir o. Ağzına veriyoruz, tepiyoruz. Yiyor. Karnını doyuruyor yani. Arkadaşlar geldim şimdi mutfağa. Birazcık sıcak su alalım. Benim aslında burada musluktan sıcak suyum akıyor direkt. Balkondan da yakından geliyor şey kombisi. Kombiden sıcak çabuk geliyor. Çocuklar hep geçiyor duruyor böyle dikkatim dağılıyor. Ne diyeceğimi unutuyorum sizlere valla kusura bakmayın. Bazen yani böyle yanlış bir şeyler diyorum, farkındayım. Videoyu yaparken onu fark ediyorum. Ama iş işten geçmiş oluyor. O bölümü komple kesiyorum. Fark edenler fark ediyor zaten Emine. Orada ne söylemiştin diyorlar. Anlıyor yani çok kişi. Şimdi şunları elimde yıkayayım arkadaşlar. Şimdi bulaşık makinesi tableti alsam internetten alıyorum. Ucuz oluyor. Kampanya falan. O da gelene kadar bir iki gün sürüyor. Arap sabunuyla yıkadım. Güzel oldu ama ne oldu? Yağ kalıntılarını böyle Arap sabunu şeye topladı. Makinenin şey kısmına, filtre kısmına topladı. Orada kaldı.
Şimdi tepsiyi terleyeceğim. Kenarları çünkü iyice salça yanınca kurumuş kalmış. Şu patates yemeğinin üzerine folyo kapatalım. Böyle direkt buzdolabına kaldırayım. Bu akşam şu kadar çekirdek kaldı. Bunu yeriz çayın yanına. Çok güzel oluyor bu kara sevdan çekirdeği. Denemeyen varsa denesin. Çok lezzetli. Böyle şekerli şekerli aynı. Tuzsuz. Tatlı güzel bir çekirdek. Migros'ta, Onur Market'te çok yerde var. Şu çay tepsisine hazırlayalım. Evet, çay tepsimiz hazır. Çayımız iyice demini alsın. Ondan sonra çayları doldururuz bakalım. Bizimkiler çekirdekleri yemeye başladı bile. Zeynep bir tane mandalina yedi. Uyutamadık Zeynep'i. Ali'yi yatırdım. Uyudu. Ama Zeynep'i uyutamadık. Şimdi çayları dolduruyorum ve sizlere burada veda ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah daha güzel videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler hepinize. Hoşça kalın. Bay bay. Uyumadı bu kız. Uyumadı. Omuza bak omuza. Ne o? Yiyeceğim onu ya. Bana ne bana ne diye diye geziyor.